Hayır. Bu kadar fakat yani. Bağırsak rahatsızları varsa kişi genellikle bu tür rahatsızları tetikleyen faktörler bağırsaktaki mantarların zehirli gazlar, zehirli alkoller üretmesi nedeniyle sistem bozuluyor. Bağırsaklarda yanma meydana geliyor. Bağırsak kendini korumak için yağlanır. Yağlanırsa enzim salgılayamaz. Enzim azalırsa histamin çoğalır. Histamin çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu başlar. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu madde gelirse karaciğer bunu arıtmak için aşırı B6, B9, B12 vitamini harcar. Zamanla karaciğer toksik maddeyi arıtamaz hale gelir. Arıtamadığı zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler vücudun zayıf noktalarına depolanır. Böylece her kişide başka çeşit rahatsızlar ortaya çıkar. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden, karaciğer tedavi etmeden hiçbir hastalığı iyileştiremezsiniz. Hepsi birbirine bağlı, hepsi bağırsağa bağlı. Bağırsaklarla ilgili problem varsa hiçbir problem kökten çözülmez. Kalıcı olmaz. Geçici iyileştirme o tekrar nükseder veya başka rahatsız ortaya çıkar. Bu nedenle bağırsakları karaciğer başta gelir. Her türlü rahatsız da. Her türlü rahatsız bu böyledir. Yani bu iki organı iyileştirdiğinizde problem ortadan kalkmıyor. Diğer problemler otomatik bünye kendini zaten yeniliyor. Adet düzensizliği, adet anormaline neden oluyor ki? Bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleşiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkolle hormonsu madde üretiyor. Doktora gittin, ilaç kullandın, vajinadaki mantardan kurtuldun diyelim. Her şey normale döndü ama bağırsaklara bir şey yapmadı. Ne oldu? 2-3 gün sonra tekrar bulaştı, tekrar başladı. Bayanlarda da kolay bulaşır bağırsaktaki mantarlar, vajinaya, oradan idrar yolu. Ta böbreğe kadar gidebilir. Öyle mi? Tabii. Bu nedenle bağırsaklarla başlamak lazım, bağırsaktan bitirmek lazım, kökten. Kalıcı çözüm. Çok güzel bir örnek veririm ben her zaman. Bizim köyde temiz bir ırmak var, billur gibi. Köyün üstünden böyle şırıl şırıl akıp gelen ırmak, köyün içinden geçerken caminin yanında var bir tuvalet, vermişler ırmağa kanalizasyonu. O pis suyu aşağıda köyde içer. Ne oldu? Hepsi hasta. Şikayet ettiler, mahkeme verdiler. Yıllar sürdü mahkeme. Sonunda aşağıdaki köy kazandı. Bizim köylüler foseptik çukur açtı. Gerek yoktur buna. Şimdi bizim bünyemiz de aynı. Siz bağırsaklardan toksik madde akışını durduramazsanız karaciğere geliyor. Nereye gidiyor bu zehirli gaz, zehirli alkol? Karaciğere. Evet. Karaciğer arıtmıyor ki artık. Çünkü karaciğerin 400 çeşit fonksiyonu var. Bir de sürekli buradan gelen zehirli gazlar, zehirli alkollerle mi uğraşsın? Biraz uğraşır, ondan sonra uğraşmaz. Çünkü kendi işi var. Ne yapar? Sağlar gider. Nereye gitti? Şuraya buraya. Orada problem çıkar. Evet. Kökten çözüm her türlü hastalıkta bağırsak. Bağırsakları problemi çözdünüz, her türlü problemi çözersiniz. Peki.